Doktor bey, bu ne demek oluyor? Lütfen söyler misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Telefonda konuşulacak bir durum değil bu. Çok ciddi. Bir dakika bile kaybedecek vaktiniz yok. Lütfen gelin. Tamam, tamam, ben geliyorum. Ne söyleyecek bana? Niye çağırıyor beni yanına? Yoksa telefonda söyleyemeyeceği bile kötü bir şey mi oldu? Korkunç bir şey mi oldu? Yüzde söylemesi gereken daha kötü bir hastalığım mı var benim? Allah'ım ne olur yardım et. Hayır, böyle bir şey olmasın. Lütfen dayanamam. Daha kötü bir şeye katlanamam. Ne olur yardım et. Eliz, bak kendine gel. Tamam mı? Böyle bir şeyin olması imkansız. Ya ben zaten kendimdeyim. Ve söylediğim her şey kelimesi kelimesine kadar doğru. Ya ben de çok şaşkınım. Ama bunu kabullenmeliyiz artık. Ya ben hamileyim ve bu çocuk senden. Böyle bir şey olmadı Eliz. Tamam mı? Yani biz seninle öyle bir şey yaşamadık. İnan şu an inkar etmenin hiçbir faydası yok. Ama gerçek burada Emre. İnanmıyorsan benim şahitlerim de var. Sen ne şahidinden bahsediyorsun ya? Böyle bir şey mümkün değil diyorum sana. Tamam, o zaman git Nurten'e de onu sor. Git Hafize ile konuş. Onlar bu konuda seni aydınlatsınlar biraz. Yok. Yok, olamaz böyle bir şey. Sen yalan konuşuyorsun. Böyle bir şey imkansız. Eliz. Efendim? Dün gece... Evet. Yok, bu mümkün değil. Mümkün değil. Yani ben böyle bir saçmalık yapmış olamam. Hala. Hadi hala, aç şu telefonu ya. Bu Yeliz yine bana yalan söylüyor. Ama bu defa inanmayacağım sana. Bu oyuna bir kez daha düşüneceğim. Güçlü olmak zorundayım. Hayatım, kızım, sevdiğim adam ellerimin arasından kayıp gitti. Artık daha fazla yitirebileceğim bir şey yok benim. Beklentim de yok, umudum da yok. O yüzden soğukkanlı olmalıyım. Doktor ne söylerse söylesin metanetle karşılamalıyım. Artık güçlü olmak zorundayım. Meleğime ben senin annenim diyemesem bile güçlü olmak zorundayım. Meleğim beni hep gülen yüzümle hatırlamalı. Senin için kızım. Seninle her dakikayı daha güzel kılmak için güçlü olacağım. Sana söz veriyorum. Can Hanım, merhaba. Koray Bey, sizin burada ne işiniz var? Bu şekilde karşınıza çıkmam kabalık biliyorum ama sizin için çok endişelendim. Sizin yanınızda olmaya mecbur hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim ama buna gerek yok. Gerek var Hicran Hanım. Benim yüzümden başınıza gelenlerden sonra... Hayır, hayır. Benimle ilgili sorumluluk hissetmenize gerek yok. Sizinle sadece bir oyun oynadık ve bitti. Şu an acil bir yere yetişmem gerekiyor izninizle. Telaşlı görünüyorsunuz. Nereye acaba böyle? Şahsi bir konu Koray Bey. İyi günler. Artık sizden ben sorumluyum. Gideceğiniz yere bırakayım sizi. Hem
sohbet ediniz. Ben anlatamadım galiba Koray Bey. Benim hakkımda sorumluluk falan hissetmenize gerek yok. Biz sizinle sadece bir oyun oynadık. Sevdiğim adamı, Emre'yi üzmemek için. Ve bu oyun bitti. Bu sebepten dolayı aramızdaki ilişki de bitti. Eğer kafanızda yanlış düşündüyseniz ben özür dilerim. Ben öyle düşünmüyorum. O zaman yanlış düşünüyorsunuz Koray Bey. İyi günler. O kadar kolay değil İcen. Bir kere aklıma karpuz kabuğunu düşürdün. Peşini bırakmayacağım. Asla. Gel. Emre Bey, buyurun bir şey mi istemiştiniz? Yok Hafize, ben sana bir şey soracaktım. Tabii, buyurun. Şöyle bir ay kadar evvel Yeliz'i hiç benim yatak odamda gördün mü? Vallahi bir ay diyorsunuz efendim. Ben hiç hatırlamıyorum ki. Tamam, sağ ol. Aa, Hafize? Hayırdır Hafize? Şey, Emre Bey'e bir isteği var mı diye soracaktım. Emre bugün çok yoğun. Yani işi başından aşkın. Hem bilirsin, Emre çalışırken rahatsız edilmek istemez. Bir saniye. Akşam vaktiydi. Sizin yanınıza geliyordum. Kapıda Yeliz Hanım çıktı karşıma. Çalıştığınızı ve rahatsız edilmek istemediğinizi söyledi. Ben de gittim. Evet evet, bir ay önce olmalı. Tamam, sağ ol. Çalışıyorsun Yeliz. Amacın ne? Yalanına inanmayacağım. Bu defa tuzağına düşmeyeceğim. Çırpınma boşuna Emre. Artık o varoş çocuk bakıcısı yok. Bundan sonra senin her yolun bana çıkıyor. Mezara kadar beraberiz. Maalesef. Lösemi İcran Hanım. 4. seviyede. Tahminimizce karaciğerde metastaz yapmış. Başka ne olabilir ki? Gidiyorum işte. Tüm sevdiklerime veda edeceğim. Ya bana başka ne söyleyebilirsiniz ki?